insanlarından bunu da konuşmak lazım. Ben herkese kucak dolusu sevgiler. Her ne kadar sağ gözüm bugün beni benden alsa da, içinde bir şeyler oluşmuş olsa da, ben buradan çıkışta hastaneye gidecek de olsam, programımızın enerjisinde hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü muhteşem konuklarım var. Hepsi birbirinden eğlenceli ve renkli. Çok da güzel fikirleri var. Onları da sizlerle paylaşacaklar. Hemen sağ tarafıma dönüyorum. Doracığım bayağıdır yoktun. Evet canım, özleştik. Buradayım. Evet, hoş geldin. Hoş yine bulduk, bütün güzelliğinle buradasın. Senin güzelliğin. Bugün sana ihtiyacımız var Dora. Çünkü bu yeşil dansı biz burada dün denedik. Ha, yeşil uzaylı mı? Yeşil uzaylı ama sen dün kayınvaliden ne güzel güzel yapmıştın. Güzel. Kaynana gelin görümce bir yeşil uzaylı dansı yaptık. Ya bir izlenme, tıklanma rekoru kırdım neredeyse. İlk defa bu kadar çok tıklandı yani bir video. Ne yeşil uzaylıymış. Ama ben aynen, yeşil uzaylı konusunda en çok Aleyna Eroğlu'ndan ümitliyim. Çünkü Aleyna inceliğiyle, zayıflığıyla o yeşil uzaylıyı hiç aratmıyor. Çağla'dan daha iyi yapacağını düşünüyorum. Bence de, ben de öyle düşünüyorum ama bakacağız. Yapamayabilirim çünkü dans konusunda çok fazla yeteneğim yok. Yok yok, ben o yeteneği gördüm. Ve tabii ki sanatçı arkadaşım Ünsal Yürür de bize çok güzel şarkılar söyleyecek. Bir acemi balık da dinlemek isterim yani. Olur, şarkını fark etmez. Hazırmış. Hazır mıymış? O şarkımdır. Acemi balık değil ama. Başka bir şey. Başka bir şarkı. Benim olsun, ilk klibimdi bu. 18'lik Söz Müzik Fettah Can. Onu tekrar bir hatırlatalım dedim. Herkese güzel bir klip. O zaman hemen şarkıyı alalım. Olur, hadi enerji bakalım o zaman. Haydi enerjiyle beraber başlayalım. Buyurun. Başına kim
Mersi. Ağzına sağlık. Vallahi süper enerji. Evet. O zaman hemen konulara şöyle bir bakalım. Acından romantik bir paylaşım geldi eşi Şeyma Subaşı ile ilgili. Bayağı bir romantik, yani hani dostla düşmana düşman çatlatıyoruz derler gibi. Demiş ki eşi Şeyma Subaşı ile ilgili objektife gülümseyen fotoğrafın üstüne, sana sarıldığım zaman diğer yarımı bulmuş gibi hissediyorum demiş. Bunu İngilizce olarak yazmış ve Şeyma da aynı paylaşımın altına benim diğer yarım diyerek jestini karşılıksız bırakmamış. Maşallah güzel gidiyor aşkları. Evet, maşallah. Evet, çok değişik çiftler. Nasıl buluyorsunuz? Aleyna, sen TV8'de de uzun süre bulundun. Evet. Hiç karşılaştın mı? Hayır, hiç karşılaşmadık. Çünkü bizim en uzun sezondu ve uzun olmasından yana iç değildik. Dış olduğumuz için platomuz da taşırmıştı. Normalde gelip zaten ziyaret ediyormuş. O yüzden biz hiç karşılaşmadık Acun Bey'le. Ama ben ilişkilerini beğeniyorum. Şeyma Subaşı'yı da beğeniyorum. Yani ne kadar güzel geziyorlar. Ben beğeniyorum ya, işte hak edilen mutluluk. Hak etti yani. Çok sabretti çünkü biliyorsun. Çok büyük savaşlar verdi. İşte eşinden boşanmasını bekledi. Zaten 8 yıllık bir ilişki. Çocukları da vardı. Yani inşallah Allah bir ömür boyu mutlu etsin onları. İnşallah. Evet evet, herkes mutlu olsun. Gerçekten. Hak eden herkes mutlu olsun. Aynen. Ama evet. Bazen de mesela şeye de... Hani bu en son biliyorsunuz ki bir olay olmuştu. Evet, hani ülkemizde bazı sıkıntılar oldu. Bazı isimler farklı yorumlar yaptılar. Bu da çok çirkindi. Zenginlik üzerine hak ettiler. Şimdi Acun Bey de uçağıyla beraber gidiyor Dominik'e kendi jetiyle. O zaman herkes aynı şeyi mi düşünecek? Ben bu konuda üzülüyorum. Yani herkes eşit olmalı. Rabbim herkese güzel rızıklar yazsın. Yani herkesin kendine göre bir bütçesi ve yaşantısı var. Ama bazı insanlar bunu kaldıramıyor. Ben de böyle muhteşem lüks hangimiz yaşıyoruz? Hiçbirimiz yaşamıyoruz. Ama gördüğümüz zaman ne kadar güzel, onların adına seviniyoruz. Herkesin kendi rızkı, kendi nasibi diye bir şey var. Aynen öyle. Yani ben orada tüylerim diken diken gerçekten oluyor. Gerçekten benim de çok, hatta benim de canlı yayınım vardı. Akşam bayağı böyle bir serzenişte bulundum. Çünkü hak etmeyen 11 tane evlat. Ne olursa olsun Rabbim herkese güzel rızıklar versin. Evet. Kesinlikle. Yani ama öyle kötü kalpliyiz ki bence onlar şeytanla göbek atacaklar öbür dünyada diye düşünüyorum. Gerçekten o düşünce şekli başka türlü açıklanamaz. Ali Sunal da dünyayı bugün böyle güzel haberlerle başladı. Evet ya. Ali Sunal da dünya evine katıldı. Allah'ım inşallah bekarlar da evlensin. Amin. İnşallah. Amin. 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 İnşallah. Amin. Yani herkese Allah evlenmeyi nasip etsin. Ben Ali Sunal'ı da çok başarılı buluyorum. Nasıl buluyorsunuz onu? Ali Sunal. Evet. Başarılı. Bence de çok başarılı. Zaten Titri ve her zaman için yapmış olduğu projeler çok başarılı gidiyor. Ekran çok seviyor. Ayrıca bana çok sempatik geliyor. Her şeyden önce Kemal Sunal'ın oğlu ismini çok güzel taşıyor. Oyun vağını çok güzel taşıyor. Efendim bir insan bence. Evet. Ekrana yakışan bir kişi. Yani Kemal Sunal'ın oğlu olmak ama zaten çok güzel bir duygudur. Bir de o kadar başarılı olup da çok muhteşem bir şey bence. Ama herkes o şöhreti, o ismi, o şanı, ailesinin getirmiş olduğu o şöhret olayını taşıyamayanlar da var ülkemizde. Aynen, var olmaz mı? Ama Ali Sunal zaten beyefendi bir kişilik. Evet. Bana göre öyle yani. Aynen aynen. Yakından tanımıyorum ama. Ben de açıkçası ilk başta Ali Sunal'ın böyle işte oyunculuktu falan gibi bir şeylerini duyduğum zaman öf ne gereksiz dedim. Yani hani babası zaten zirve. Yani. Ne gerek var böyle bir şeye soyunuyor dedim ama sonra işte bak ön yargı o kadar kötü bir şey ki tanımadan bilmeden yorumluyoruz. Sonra ben bir baktım. Adam çok güzel oynuyor, çok sempatik. Bir kere güldür güldürü inanılmaz güzel. Çok başarılı. Aynen öyle. Çok başarılı. Komik buluyor musun Aleyna? Evet, ben izliyorum ve komik buluyorum. Doğal bir... Çok keyifli. Evet. Güzel. Allah'ım ya Rabbim, bak canım Azizem yapımcım ne diyor ki, Allah'ım inşallah senin de diyor evliliğini diyor bize nasip etsin görmeyi diyor. Amin, ana habere diyor seni diyor gece altına haber girdi. Amin inşallah. Ya var ya bak, ben öyle bir duruma geleyim. Gelinliğimi de sponsor bulacağım. Yani önemli değil, öyle bir büyük bir düğün falan da istemiyorum. Şurada bile kutlasak olur. Önemli ya. O derece. Huzurlu olmak, mutlu o derece. Olmak önemli. Şimdi dünden yine Sibel Can'dan bir haber gelmişti. Kendisi rap yapacakmış ama kısa bir reklam arasından sonra Yeşil Uzaylı dansını biz de deneyeceğiz. Bakalım başaracak mıyız? Evet, Sibel Can rap yapacakmış. Gül mü diken mi diye bir şarkısı varmış. Bunda APO ile düet yapacak. Bunlar şey galiba değil mi? Bu neydi?
Çok ya. Popüler bir popüler. Şarkıları vardı. Evet, evet, evet. Ben de hatırlamıyorum da kilolu bir çocuk hatırladım. Aynen öyle. Ben hatırladım direkt ama. İki kardeş Almancıydı. Bir görüntüleri varmış zaten. Varsa bir izleyelim bakalım. Önce. Geliyor. Cengiz Berkman yazarım her gibi kendime. O kadını bana bu derdime. Acı yarım diye zengine. Yorum günü rengi dengine. Bakmadım de cengime. Yine kalmışım kendi kendime. Sensin çare derdime. Verdiğim sorunu derdime. Yine kalmışım gece bir başıma. Bir başıma girdi bir başıma. Dönmüşüm vaktimin başına. Sarıldım bazen de yanlışıma. Bak kalbimde cengime. Yine kalmışım kendi kendime. Sensin çare derdime. Verdiğim adımı dergine. Verdiğim adımı dergine. Verdiğim adımı dergine. Vallahi nasıl olur sizce Sibel Can'ın rapi? Her şey güzel olur ona. Vallahi. Her şey yakışır. O ses bende de olsa çünkü neler olur. Herkes mesela Bülent Ersoy Hanım Efendi şu anda bu şarkıyı söyleyecek deseniz bir dururum. Yok. Ama Sibel Can deyince bence ses rengi olarak, kapasite olarak o enerjiyi verebilecek ama kesin içine namelerini de katar. Tabii. Ben bir ara Ferhat Göçer söyleyecek diye duymuştum şarkıyı. Bu şarkıyı. Almak istiyor diye duymuştum. Ama tabii bu şarkı mıydı tam emin olamamakla birlikte altını çizerek. Ferhat, ama bu şarkı inanılmaz şey güzel değil miydi ya? Bir dönem herkes söyledi yani. Ama çok popüler oldu. Bir fikir edebiyatı var şarkıda ama çok güzel yapmış adam yani. Çok onu. Keyifli. Bir başıma girdim yılbaşına diye. Çok başı. Bir başıma girdim yılbaşına. Evet. Şimdi Cem Yılmaz'la Özge barışmış, Özge Sabuncu. Aralarında bir ayrılık haberleri çıkmıştı ama geçtiğimiz gece birlikte yemekten kulübe gitmişler. Fotoğrafları da çekilmiş. Doğal olarak da anladık ki bu ilişki devam ediyor. Ben Cem Yılmaz'ın Ahu'yla olan, eski eşiyle olan ilişkisini de çok şey buluyorum, medeni. Çocuk için bir aradalar hep. Herhalde güzel çocuk olunca bence. Daha mı ayrı bence düşünülüyor? Güzel. Demek ki o dengeyi koruyabiliyorlar. Aynen. Çok önemli bir şey. Arkadaşlar. Yıllarca Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar, Zehra yüzünden. Zaten çocuk olunca zaten çocuk olunca böyle farklı gerekiyor. Olmalı bence de. Her zaman olması gerektiği gibi. Baksana birlikte tatillere gidiyorlardı, şey yapıyorlardı. Eski eşiyle de öyle. Çocukları için tatile bile gittiler. Filmde oynattı karısını. Aslında mesela Özge Hanım açısından bakacak kıskandırıcı bir durum. Bunu bir Türk kadının kabul edeceğini düşünmüyorum. Eski eşiyle böyle tatile gidiyorlar bana falan. Bana sakın aynı sorma filmde. Eder miydin diye. Eder miydin? Yok ben etmezdim. Sen eder miydin Aleyna? Ne yapardın mesela? Sonuç önemli. Yani ben gelirdim giderdim o zaman o tarihte. Tabii canım herhalde. Hadi canım size iyi tatiller diye gönderirmiş. Demek ki çok kıskanmadı herhalde ya da sindirdi içine belki de öyle düşünelim. Çocuk var ya belki de. Belki de çocuk var diye olabilir. O da olabilir. Tabii çocuk olunca iş değişiyor ya. İnsanların birazcık anlayışlı olması gerekiyor çocuk olunca. Şimdi Yeşil Uzaylı Dansı neydi? Önce bir onu hatırlayalım mı acaba şöyle Çağla Şikel'in Yeşil Uzaylı Dansı'ndan bir kuplecik bakalım bak. Şimdi herkes bunu yapmış ama ben en çok Çağla'nınkini beğendim. Dora da çok güzel yapabilir diye düşünüyorum ama çektiği video karanlıktı. Yoksa bugün onu da verecektim Çağla'ya rakip olabilir diye. Önce bir Çağla hazır mıdır? Onu bir izleyelim mi? Ünsal çünkü ne olduğunu bilmiyor. Ben bilmiyorum.
Evet, Çağla çok başarılı. Çünkü zaten evet. Kız balerin. Yani evet, bu kadar güzel yapabilmesi. Bir de Çağla'nın üstünde hani bol bir tişört falan olmasa eminim vücut hareketlerini de aynı yapıyordur. Kesin değil mi? Değil mi? Çok daha başarılı yapıyordur. Çağla bu konuda farkını konuşturdu. Ben de kazak vardı mısın? Ama. Sen de işte mesela kıyafetin yani, mesela bugün kıyafetinden hali daha çok belli olur. Bugün döktürürüm. Bugün döktürürüm. Bugün çok iyiydi bu. Rakip olurum kazak, diyorsun. Kazak mazak vardı. Ben senin yapabileceğini zaten seni çok beğenirim. Dans etmeni çok beğeniyorum. Çağla da kendince çok güzel yorumlamış olayı. Bir de yeşil tişört giymesi de biraz manidar olmuş. Ama tabii Çağla ile kalmadı. Akşam eve gittiğimde bir baktım Demet Akalın ve Okan Kurt çifti de aynı dansı Hira'nın huzurunda gerçekleştirmişler. Onlar nasıl bir yorum katmış onu da bir izleyelim. Merak ediyorum bak şimdi. Onlar da halay çekmişler. Bakayım. Evet. Evet, Okan Kurt ve Demet Akalın da böyle yürüyor. Bayılıyorum bakmışlar ben onlara. Bakmışlar olmuyor, yani demişler halaya bağlayalım. Halaya döndürelim. Ama Çağla daha başarılı. Ama en majneli benim, kaynanam, görümcem. Ben, oynan gelin görümce. Evet. Uzaylı dansı yaptık yani. Kesinlikle. Evet. Bak hani şurada bir dedim ki acaba yapacaklar mı ama buradan sonrası benim için başka bir boyut aldı. Tabii, Aleyna tabii. Nasıl buldun görüntüyü? Halaya bağladım. Bence çok güzel. Ben çok beğendim benim de. Ben de şu an yapsam böyle yaparım. En çok da ufaklıklar sevinmiş. Evet. Nasıl eğleniyorlar. Eğlenceli müzik. Çok güzel ya. Ama bak Hira'nın çok dansa yeteneği olduğunu düşünüyorum. Biz bir oyun parkına gitmiştik. Orada Demet'le videonun karşısında hareketleri yapmaya çalışırken o da gelip ritim tutuyordu yani ki daha yetenekli bir çocuk. Suya bu diyordu, konuşmuyordu yani. Bile. Şu anda çok daha iyisini yapabilir diye düşünüyorum. Ama bak ne kadar eğleniyorlar. Evet. Ne güzel olması çok gereken tatlı. Bu zaten. Ne kadar güzel, evet. Olay bu zaten. Ben çok yakıştırıyorum Okan'la Demet'i zaten. Yani, İnanılmaz evet. Birbirlerine uyumlu buluyorum. Maşallah. Her zaman mutlu olsunlar. Kesinlikle. Maşallah. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Mutlu olsunlar. Hira da çok tatlı. Allah bütün evlatlara hayırlı güzel nasipler yazsın. İnşallah. Tabii olay yeşil uzaylı, uzaylı olunca, olunca bu biraz bir vatandaşımız da ufak bir geç. Çocuğu yeşil uzaylıya çevirmiş. Aa, boyamış, onun da görüntüsü onu da gördüm, varmış. Çok o da hazırsa onu da izleyelim önce bir. Bu yeşil uzaylı boyasının gerçek bir boya olduğunu düşünmek istemiyorum. Çünkü eğer gerçekten bir boya yapıldıysa bu ufakla. Çocuğa direkt uçabilecek kapasite. Senin üst kolunla Ünsal'ın bileği eşit. Yemin olsun eşit gerçekten yani. Ya. Ama maşallah kızımız çok güzel. Maşallah. Teşekkür ederim. Allah Allah. Yarışmada da başarılıyız zaten. Ben çok severim. Evet, ben de çok sevimli buluyordum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir dans da Yeliz Yeşilmen tarafından gerçekleştirildi. Aa, geç kalmış. ama o enteresan klibinde gördüm. Evet. Ha, klip için mi yapmış? Tabii tabii. Hatta şarkısını da ben çok biliyordum. Çünkü yol arkadaşında onu da geçireceğim. falan. Öyle bir şey mi? Öyle bir şey. Evet. Ama onun en güzel İbrahim Bey o böyle araba sahnesinde bir söyleşi var. Bugün özellikle rica ettim Azize'den. Onu dedim mutlaka vereyim. İzleteceğim size. Çok tamam. Komikti. Filmin en komik sahnesiydi. Bakın Yeliz Yeşilmen uzaylı dansını dansçı arkadaşlarıyla nasıl yapmış. Evet, Yeliz Yeşilmen de dünkü klibinde bu dansı denemiş. Evet. Nasıl buldun Aleyna? Ben beğendim. Yani biraz acaba kilo mu verseymiş? Ama vermiş galiba. Biraz daha da mı verseymiş bence diye düşündüm. Evet. Bir de neden acaba hani mesela ben olsam onun yerine simsiyah giyinirdim. Evet. Hani değil mi? Daha böyle kapalı yani göbeğini falan. Zaten göbek açık. Çok fazla artık tutulmuyor yani. Ama onun tarzı öyle yani. Ben Yeliz'i hiç zaten zayıf hatırlamıyorum. Hep bir yok, balık etiydi. Hep balık eti. Hep. Tulum giyseydi böyle. Değil mi? Balık simsiyah bir tane tulum giyseydi. Evet. Buti falan giyseydi daha güzel dururdu. Ama o dansçı kızların kıyafeti ne olacak peki diğerlerinin? Evet, hepsinde biraz. Hepsinde bir kilolu biraz. Evet. Değil mi? Biraz toplamış. Hepsinde. Bir de senkronizasyon. Vallahi ya senkronizasyon yok orada. Bana göre yok.
Bence hiç olmamış. Acaba hani net şöyle söyleyeyim. Mi yaptılar? Bir araya geldiler. Bakın böyle prova bir moda var acaba? Dediler. Prova yapmıyorlar çekimi. Bak şöyle iki hareket var deyip hani orada Ali ile Canem mi çalışıldı? Doğru sence? Herhalde bilmiyorum bence de. Eskiden Makarena vardı. Ama... Canım sen bilmezsin. Daha evet, yoktu o zaman dünyada. Hatırlıyor musunuz Makarena'yı? Program reytingli olacak demiştiniz. O da böyle. Hani böyle şey. Biliyorum, biliyorum böyle şaka böyle. Yapıyorsun. Videolardan görürsün. Hani bu da şimdi öyle olacak bana göre. Bu dans da öyle olacak. Mesela bir de ne vardı? Bir Gangnam Style vardı. Gangnam evet. Style. Evet, evet. Gangnam Style. Ya en kötüsü benim küçüklüğümde bu vardı da öyle ya. Bir şey. Neydi? Hep hani böyle bir hareket yapılan bir dans ben vardı ya. Ben çok güzel yapardım eskiden. Ya. Tabii canım. Bak hiçbir zaman olmadı. Hasit falan böyle. Evet. Lambadalar vardı bizim dönemimizde. Lambadaya girersek çıkamayız. Bence lambada her dönemin dansı. Bu ne olur bilmiyorum. Şuranda sifoy diye. Ben bu hareketleri Esra mesela bu şarkıyı bu şarkıda klip çekilecek olsa Hadise'ye çok yakıştırıyorum. Mesela Hadise de çok zayıf bir hanımefendi değil ama figürler mesela Yeliz Yeşilmen hiç estetik olarak gitmemiş. Direkt Dobra söylerim ben. Ben çok beğenmedim açıkçası. Ama başka sanatçılar da denemeli tabii ki. Evet, Hadise'de her şey güzel oluyor. Yeliz çok dombalak çıkmış burada ya. Vallahi. Aslında bu kadar değil bu bence kadar da kilolu değil kız yani. Kıyafet de uymamış. Bu kadar da böyle yani bayağı bir kilolu. Ama şeyi seviyorum. Yeliz'deki özgüven inanılmaz. Yani inanılmaz. Kendiyle barışık bir kadın. Anneliğini de çok beğeniyorum ben. Evet, kızına inanılmaz sahip çıkıyor. Evet, çok başarılı buluyorum o konuda ama... Bu klip inşallah tutar. Hayırlısı olsun. Bu şarkı bence zaten çok eğlenceli bir şarkı. Şarkı bence yol arkadaşım patlattı bu şarkıyı. Çünkü yeniden klip çekiyor. Tabii, çok eski zaten. Evet. Bir 10 sene önce falan yapmış şarkı. Acaba şey midir? Nedir o? İbrahim'den indir... yok bak onu indirmemiş daha. Ay ne olursun indir. Lütfen Ali şeydi mi yol arkadaşımdaki? Evet yol arkadaşımdaki o sahne çok ben güzel. Çok eğlenmiştim ya. Arabayı ittiğini zannediyor. Arabaya bir ya çok güzel yapıyordu orayı. Yönetmenim beni diye onu çekmeliydin şu anda. Tamam doğru zaten. Lütfen indir onu. Çok başarılıdır ki. Evet evet. Peki bu yeşil uzaylı dansını biz denesek nasıl olur? Ben yapamam. Ben nasıl yapamazsın? Yani sizden gerçekten şimdi ilk defa izledim ya de böyle o, hani... Çağla'nın videosunu verin, sesi de açın, bizi de yana koyun ne? Bakalım. Aleyna'dan bir göreyim bakayım. Aleyna yaparsa ben de yaparım. Aleyna, yapamaz mısın? Aleyna bir dene. En güzel yani. Doğru ya. Hadi bakalım, kalkalım. Kocacığım ben izin alayım, ben bir dans etmeye gideceğiz. Yani, dans etmeye gideceğim. Size. Hadi bakalım. Ne ya aslında çok size? Basit. Ses açalım. Sonra bize göstersen. Hayır olmaz. Evet. Değil mi? Dora mükemmel. Dünden de tecrübe kazandı tabii dün ki. Kayınvalidesiyle. Görümce, oynayla görümce. Onlara buradan öpücüklerimizi yolluyoruz. Evet. Anne akşam hazır ol. Bu dansı yapıyoruz ailecek. Zehra akşam. Zehra anne yeni video bekliyorum. Işığı açıp yapın bu kez. Aynen, olur mu? Evet. Dün baktım ışıklar kapalıydı. Yoksa bugün kendinizi sürpriz. Bir bakmışsınız ekrandaydınız yani. Şimdi bir sürpriz video da bana hazırlamışlar. Neymiş o bakalım onu bir ekrana getirelim.
Ya Allah'ım beni ne hale soktular ya. Kuyum bombasını Aleyna patlattı. daha güzel kaliteli kavga ediyoruz. Serengil Yaşar İpek dosyasına dönüyoruz. Aileleri gelecek diye evde bir hazırlıklar, ummalı bir çalışmalar, yakılmış şömineler yıkılmış. Önce bir görüntüyü izleyelim. Evet, evde böyle bir şu masayı da bir örtüsünü de bir ütüleselermiş kırışık. Her şey süper, kusursuz hazırlanmış ama örtü ütüsüz bak söyleyeyim. Ne düşünüyorsunuz bu ilişki hakkında? Dora sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben Allah mutlu etsin tabii. Yaşar benim çok eski arkadaşım. Onunla Seren'le hiç tanışmıyorum ama inşallah mutlu olur. Bana göre Yaşar Seren'in her zaman gölgesinin altında kalacak gibi düşünüyorum. Hı-hı. Gölgesinde kalacak yani. Selen'in kötü gününde başladı ilişki. Evet. Oradan zaten hani o bağ oradan oluştu. Çünkü zaten de önce arkadaşlarmış. Ondan sonradan aşka dönüşmüş. Bu çok normal ama inşallah mutlu olurlar ya. Ama nasıl anlatayım ya? Yani Seren gibi için. Ya inanıyor musun evleneceklerine? Evleneceklerine inanıyorum da ne kadar sürer? İnşallah ömür boyu sürsün yani ama ben pek ümitli değilim o konuda. Ya. Seren'in gölgesinde kalacak yani. Sonuçta şimdi Seren Türkiye'nin gündemine oturmuş bir kadın 3 gün girdi cezaevine girdi çıktı bilmem ne bir sürü olaylar yaşadı. Bir de hani Yaşar da şimdi sanatçı olarak bence çok iyi sesi işte besteleri şarkıları çok başarılı ama bilmiyorum o denge. Kısacası şunu söyleyeyim size arkadaşlar ego savaşına girmezlerse bu ilişki evlilik ömür boyu sürer ama ego savaşına girerlerse yok ben Seren Serengil'im yok ben Yaşar İpek'im falan yok sen benden dolayı meşhursun falan. Bunlara girerlerse sıkıntı bu biter. Bana göre. Peki sence Yaşar'ın popülaritesi arttı mı bu ilişkiyle? Tabii ki arttı. Artmaz olur mu? Tabii ki arttı. Sürekli gündemde Esra. Yani ekstralara da yani, gidiyor. Yani tabii hem ekstralara gidiyor hem de kendi Seren'in kendi programında da sürekli onun üzerine konuşuluyorlar Cengiz Semercioğlu ile. Ama sabah açıklama yapıyordu Seren izledim sana geleceğim için. Bu ev kendi evleri değil arkadaşların eviymiş. Öyle mi? Öyle bir parti düzenliyorlar evet. Tüm aile birleşiyor. Ha. Evet. Bu evet. Ayda sanırım nişanları var 28'inde. Evet evet. Bu ay ya da Mayıs. 12 Mayıs. Mayıs'ta. Evet. Mayıs'ta. Mayıs'ta nişan. Mutlu olsunlar. Peki, ben Seren peki bu nişan olayı ne ya? Yani işte Seren zaten 2-3 kere evlenmiş. Hani niye nişanlı? Mesela şu an ben anlam veremedim bu duruma. Hani neden uzatıyorsun ki? Ya direkt evlenir. Dora çok güzel bir şey söylüyor bize. Bunun reklamını da tadını çıkaralım diyorlar. Anladın mı? Bana göre de hemen nikah yapsınlar, evlensinler. Ama şu anda onlar ne yaparsa yapsın artık gündeme geliyor. Biraz da bunun da tadını çıkaralım. Acaba Yaşar İpek evlenmediği için olabilir mi? Evlenmiş miydi? Ben hatırlamıyorum. Yok, evlenmediği için belki bir nişan yapalım. Evlenmedi. Ailem bunu istiyor da demiş olabilir. Çünkü Yaşar'ın da bir... O zaman ilk önce sözlensinler sonra nişan. Kuruna göre gidiyorsa söyle yani. Bence bana göre ikisinin de yaşı var. Hani böyle flört edelim falan. İşte bir sene nişanlık alalım birbirimizi tanıyalım. Böyle bir şey yok yani. Yalan dolan. Bana göre direkt nikah yapmaları gerekiyor. Ama Haziran'da galiba yapacaklar nikah diye biliyorum. Nişanlığın dönemi de acaba artık yine bir arıza çıkar mı çıkmaz mı falan deneme diye. Süreci gibi mi diyorsun? Şimdi Aleyna'nın dediği gibi ilk önce bir Haziran mı? Temmuz dediler. Şimdi Ağustos diyorlar. Ağustos mu diyorlar? Evet Ağustos diyorlar. Sen ne düşünüyorsun Aleyna? Ya ben ikisini de beğeniyorum. İkisi de bence kendi işinde çok başarılı. Ben zaten Yaşar İpek'in şarkılarını da çok severim. Çok beğenerek dinlerim. Seren Serengil de bu son dönemlerde yükselmeye başladı. Zaten bir röportajında eskiden yüksek değil miydi diyorsun? Yani ama çok 10 yıldır değildi. Yoktu. Evet, bir gerçek yoktu. Şimdi. Hatta ama şu an gayet popüler. Röportajında şey dedi. Ben şu an yaşımın bana getirmiş olduğu şan şöhreti yaşıyorum diye bir röportajını okumuştum. Ben beğeniyorum. Reklam ilişkisi olduğunu da sanmıyorum. Umarım ego kesinlikle yani katılıyorum. Ego savaşlarına girmezlerse ilişkileri güzel gider diye düşünüyorum. Çok da beğeniyorum ikisini de. Severek ve beğenerek takip ediyorum bu ilişkiyi. Herkes mutlu olsun ya ne bileyim ben. Aynen öyle. Ama tabii ki Dora'nın düşüncelerine de saygı duyuyorum. İlerleyen günlerde göreceğiz. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Kesinlikle bir kendimce bir iddia. Ben diyorum ki bu ilişki birkaç ayrılık daha görür. Ve işte nikahtan bir ay önce falan biter. Hı hı. Eğer evlenirlerse de 1,5 ay sonra biter diyorum.
Niyeyse öyle geliyor. Yani inşallah uzun İnşallah. İnşallah kalben çünkü söylüyorum. Çünkü Seren de hiç ben yanılıyorumdur. Bir evet. ömür boyu yani, mutlu olurlar. Çünkü olamadı. Dediğin gibi Seren'in yüzü gerçekten aşktan yana hiç gülemedi. Ve bu kadar aşk kadını bir Kesinlikle. İnsan olmasına duygusal. Rağmen. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu konuda araya giriyorum kusura bakmayın. Seren'in eski eşi. İlk eşi. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim. Sen de evet, tanıdın. Evet. Ve dünya esi bir insan. Evet. Ailesi de çok iyi. Ondan evet, ben sonra. De çok severim. Ben de evet çok iyi, çok iyi insanlar. Şimdi ben orada onlara bir şey bulamıyorum yani. Mutlaka Seren'de bir arıza vardır bence. Ya da daha sonra yaşanan yani, şeyler. Vardır yani. Yani daha önceki ilişkisinde ben birçok şey biliyorum. Zaman. Evet evliliğinden bir Senin takım Ozan şeyleri yakın biliyorum. Dostun Tabii olduğu Ozan için. Benim kardeşim çok evet. severim. Onun evet. bebeği olmuş. Allah'ın oğlu. Evet Amin. Çok da severim ben de çok tebrik iyidir. Ettim. Mutlaka. Tabii hiçbirimiz dört dörtlük değiliz hepimizin. Benim de arızalarım var ama hani hayatta şey dediğim gibi teraziye koymak lazım denge. İnşallah bu evli belki akıllanmış olabilir. En son yaşadığı özelliği olan yaşadığı ilişkiden de belki bir takım dersler almış olabilir. Senin de artık yaşı geldi evlensin bence. Evet inşallah o da mutlu olsun ya. Yani. İstediğimiz o zaten. Başka ne isteyebiliriz canım, ki? Tabii canım aynı iyiliğini istiyoruz herkesin. Sadece ben doğru insanları seçemediğini düşünüyorum. Asla Yaşar olarak söylemiyorum bunu. Yaşar'ın bir kere dediği gibi Aleyna'nın çok güzel şarkıları var. Ve bence tabii olması gereken sanatçı, yere bir türlü aynen. gelemedi o çocuk. Yani Yaşar çok daha iyi bir yerlere gelebilirdi. Ama nedense bilmiyorum. Ama bir de yaptığı birinin gölgesi tarzı altında mı? Kaldı. Hani... Ha, evet, çok belki gündeme amcasının... geldi. O konu. Evet amcasının gölgesinde mi Tabii. kaldı? Yani yaptığı müzik tarzından dolayı mı bilmiyorum. O yaptığı müzik çok güzel. Ama çıkış şarkısı çok iyiydi. Tarz olarak mı acaba popülaritesi? Mesela şimdi bir pop söyleyen de bir arabesk söyleyen Farklı. Asla aynı yani. Seviyede tabii, olamıyor. Tabii. Ama şimdi ben Duran'ın dediği gibi Yaşar'ın bundan sonraki ekstralarında izleyen olacağını düşünüyorum. Çünkü Zaten çok öyle. Gündem oturdu. İşleri arttı. Ben görüyorum öyle. Paylaşımlardan da fark ediyorum. Daha fazla işe gidiyor. Bal tutan parmağını yalar. Bitti. Yani. Belki de bu politika hepimiz yaşayarak yani. Göreceğiz zamanla. Yani. Evet. Kesinlikle. Ama dediğim gibi mutlu olmalarını çok istiyoruz. Öyle her kızdıklarında birine biri gidip elini tutmazsa evet. mesela. Evet. Onun, o da çok çirkin. Misleme de çok kötü bir şey bir ilişkide ya. Değil mi? Soru işareti kalıyor barıştığın zaman. Yaptım yapmadım ne kadar çok hani yalandı işte sana seni kıskandırmak için. Ya ne gerek var iki tarafın da birbirini kıskandırması, birbirini atışması. Hareketler. Ben o kıskandırmayı anlamıyorum zaten. Ben de anlamıyorum. Ya. Çok gereksiz. Onu yaptım mı soğurum ben bir insandan yani. Canım herhalde. Soğumaktan ziyade sinirlerini de bozuluyor. Ama tek taraflı mı düşünüyorsunuz burada acaba? Yok. Yani ya mesela erkek yaptı diyelim bayanda hiç bayanda hiç suç yok mudur? Olmaz onu olur yaparken. Mu? Olmaz olur tamam, mu? Hani o sevgiyi bitirmesin diye mi yapmasın? Şimdi ben diyorsun? Yalandan birinin yani elini tuttum dese de inanmam. Ben de aklımda soru işareti. Soru işaretiyle yaşayamam. Yani. Bak Aleyna da benim gibi düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Duysa neyse ama görüyor yani ve herkes gördü. Ve bunu hani değil mi o kadar insan gördü Türk kamuoyunun ortasına düştü bombacım. Demek ki tolere edilebilecek bir durumdu Seren'e göre. Seren ya da çok duygusal çok aşık oldu olabilir de Doğru. bilemiyoruz. En kötü gününde yanındaydı falan. Aynen, hani bir de bunları da düşünmek lazım. İyi olmasını isterim her ben şekilde. De çok Gerçekten isterim, çünkü aşk adına çok mutsuzluklar yaşadığını hepimiz gördük artık yıllardır. Bizler de kaç yaşındayız bir şeyleri görebiliyoruz. Kaç yıldır sanat camiasının içerisindesin hepimiz öyle. Aleyna yeni katıldı ama artık o da uzun soluklu ekranlarda olur artık inşallah. Aleyna dizilerde görmek istiyorum. Ben yüzü de çok müsait, fiziği de çok müsait. Çok. Oynayan kızlardan da daha güzel. Şimdi şöyle de bir durum var. Peki Serengil'in Hande Yener'le barışıp kanka olmasına tekrardan böyle o dostluğa inandınız mı? Yok. Seda Sayan'la Erzan Mutlu'yla kanka olduktan sonra bu Türkiye'de her an her şey olabilir. Yok. Çok inandırıcı yani. Gelmedi. Evet. Herkes televizyonlarda birbiri ardından at tuttu mahkemeler düzenlendi. Hop Paris'te Mine Hanım tanırım ben. Mine Hanım'ın ilk fotoğrafını da paylaştı gördüm. Ne oluyor dedim yani. Şimdi Türkiye'de her şey bence normal. Hande Yener. Bana kalırsa ben size bir şey söyleyeyim mi? İnanın ki belli bir saatten sonra Demet Akalın da Hande Yener bile kanka olmazsa bu ekranlarda görürüz. Ay ona hiç inanmıyorum ya. Ben Türkiye'de her şeyi bekliyorum. Olabilir. Sanat camiasında her şeyi olabilir, bekliyorum. Olabilir her şey olabilir. Yani ne bileyim Olmaz bana hani Hande ile Demet Akalın barışması hiç olacak gibi gelmiyor. Olursa da ben zaten artık küçük dilimi yutarım. Benim yerime bir not olsun moderatör olarak. Çünkü şey, ayda kalırım yani. Tamam yine böyle şok olduğum barışmalar çok fazla var. Demet'in hayatında da oldu ama bu Hande Yener kısmını kapsamadığını düşünüyorum. Hande Yener'i ben hiç tanımıyorum. Şimdi sen Demet'in yakın arkadaşısın.
diyelim. Tın ya da daha iyi tanıyorsun bizlerden. Evet evet tanıyorum. Ama ya ben işte, şimdi Hande'lerin huyunu suyunu ruhunu gelmiyor. Hiç bilmiyorum. Ya da bir tanışıklığım yok, ekranlardan görüyoruz, izlemeye giderim. Farklı bir yapı. Yani şöyle söyleyeyim, Demet Akalın Alişan'la bile barışacağını düşünürüm. Ama Hande Yener'le barışacağını evet. düşünmem ki biliyorsunuz Alişan'la da çok uzun yıllar kankaydı. Evet. Demet Akalın birlikte düet bile yaptılar yani. Kesinlikle. Ona göre Hande Yener'le Seren Serengil'in barışması daha büyük bir olay. Birbirlerine ne hakaretler ettiler. Neler neler. Hani Demet'le Hande o kadar yüz göz olmadılar. Bu evet. kadar belden aşağı vurmadılar birbirlerini. Evet. Birbirlerinin çıplak fotoğraflarını da paylaşmadılar. Evet. İşte suçlamadılar, işte şu maddeleri kullanıyorsun bilmem ne diye. Öyle evet. bir diyaloğa da girmediler. Bunlar girdiler, barıştılar. Davayı da yani. Geri çekmişler. Birbirlerini açtıkları davaları Dava da geri çekilmiş. Tabii tabii. Yani işte uyuşturucu kullanıyor. Bunlar o kafalar falan demişti tabii, tabii. Serhan hatırlarsın. Aynen öyle. Ben de hatırladım onu. Fotoğraflarını paylaşmış. Paylaşıp ben bakıyor ama göremiyor telif metreyi yani demişti. Bunları kabul edilecek gibi değil. Topluma vermiş olduğun şeyler çok önemli. Evet. Sizler büyük usta sanatçılarsınız. Herkes sizi örnek alıyor. Gerçekçiliği yani bu kadar çarpıtmayalım. Kesinlikle. Ben buna katılmıyorum. O zaman kısa bir reklam arası verelim. Ardından programımız öyle güzel konularla devam edecek ki ekranların başından ayrılmayın. Çünkü İbrahim Büyükak'ın Aleyna Tilki taklidi gelecek. Hatta ve hatta yol arkadaşındaki Yeliz Yeşilmen'in şarkısına kendince yorumladığı halini de ekrana getireceğiz. Ama hepsi kısa bir reklamdan sonra. Evet, şimdi İbrahim Büyükak. Aman. Ali, bak kafamı karıştırdım. Şimdi İbrahim Büyükak biliyorsunuz yol arkadaşım da çok güzel oynamıştı Oğuzhan Koç'la birlikte. Çok da yakınlar zaten. Üç adamdan da hiç ayrılmayan bir tarafları evet. vardı onların. Bakın filmdeki o benim en çok güldüğüm sahnelerden birinde Yeliz Yeşilmen'in şarkısında nasıl dans ediyor? Ya çok gözümden yaş geldi benim sahnede. İzlediniz mi siz filmi? Ben izleyemedim. Ben izledim. Ben izledim. İki çok kez güzel. İzledim. Gerçekten çok güzel. Arabayı aynen. ittiklerini, sohbet ettiklerini falan sanıyor. O binmiş arabada müzik açmış oynuyor. Çok da güzel söylüyor. Şimdi İbrahim bir de bir güzel taklit yapmaya karar vermiş ve Oğuzhan Koç'un Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde bir anda Aleyna Tilki olmuş. Onu da izleyelim. Sen olsan bari. Çok seviyorum. Bayılıyorum ya. Vallahi bir gün benle kalabilir ya. Bayılıyorum ya. Ailesi hani böyle bakacak birini bulamıyorsa falan. Getirsinler yani. Hazırmış İbrahim'in görüntüsü. İzleyelim önce. Çok eğlenceli birisi. Gerçekten İbrahim de çok başarılı. Evet. Sizce nasıl olmuş Aleyna? O göbekle aynı bizimle dayıl yani. Evet. Bence bizimle çok tatlı. Ya ben zaten bir grup olarak üç adam. Aynen öyle. En çok İbrahim beğeniyorum. Çok komik, çok sempatik. Evet, çok, çok tatlı bir insan. Bayıldım ya. Zaten böyle izledim. İnanamıyorum ne yapmış ama çok tatlı duruyor. Yani onda böyle kötü durmuyor. Ne yapsa yakışıyor adama ve güldürüyor. Ama Oğuzhan'ın konserinden çok konuşulmuş bu sahne. Yolda bıraktılar mı? Hayır. Asla. Çıktıkları ilk günden beri hepsi de ayrı ayrı bir de çok güçlü solistler. Yani. Ama hiç araları açılmadı. Ama belki. Baktığınızda üç adam da çok iyi BKM mutfaktan gelmeler. Şimdi bir dağılma söz konusu. Belki Eser veto yemiştir canım. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Ya hayır, çocuğun adı çıktı yani ayrılıklara bence veto yemiştir oluyor diye. Olabilir yani. Sevgilileri yasakladı mı yani. Acaba Oğuzhan ve İbrahim'in? Mutlu çiftleri ayıran. Yani o da ne olabilir. Fena bir şey oldu ya. Yani, çocuğu o şekilde yapmaları. İbrahim'cim bizi güldürdüğü için teşekkür Allah ediyoruz. Da onu güldürsün. Şimdi Amine Gülşen'in bir şarkısı var Mesut Öz ile. İbrahim'in bir VTR'si daha varmış. Aa izleyelim bakalım neymiş.
Kardeşte alevle ses veriyordunuz. Bir şey söyleyeceğim. Benim neyim eksik ya? Bu arada ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Murat Dalkılıç'a hakkı o kadar çok verdiniz ki Murat Dalkılıç yanmış. Murat Dalkılıç yandı biliyor musunuz? Lan. Oo. Abi şöyle bir şey oldu. Adam bırak o bir diye geldi. Alevi bir vermişler. Bütün kolları yanmış çocuğun. Vallahi arada çocuğun kollarına buz bastı. Abi şey aradan bir geldiler. Böyle kanat gibi kokuyor. Kızarmış kanat. Dalkılıç olmuş alın dedim bunu. Bu tamamdır. Bunu satalım artık. Çok iyi. Biraz oğlum orası gelen bana da gelsin. Hadi ay biraz gel. Bir kokusu vardı gerçekten ya. Gerçekten. Çok mu yanmış biliyor? Yok yok kanka yok falan yaptık böyle. Hayır ben şey kaş ektirmeye gitti şu an. Vallahi bak yani komple yok adam yani. Gerçekten öyle. Evet gördüğünüz gibi Eser nerede dediniz? Eser orada. Ve şey espriler de çok iyi. Diyor ya kanat gibi kokuyordu Murat Dalkılıç. Eser her şeyi yemek diye görüyorsun. Korkuyoruz. Aa aslında reji bulamaz mıyız? Aleyna buradayken hazır. Hani Eser'i benzetiyorduk ya. Aynılar diyorduk ya. Geçen gün hani kim kime benziyor ünlülerden bandımızda. Eser'le Aleyna mı benziyormuş? Hayır Aleyna değil. Daha değişik bir isim. Kim olabilir Aleyna? Sence Eser Yener'ler en çok kime benziyordur? Bilmiyorum kime. Bulacaklar ve şimdi sana gösterecekler. Uzun sürecekse diğer haberi de gireceğim. Yılmaz Morgül falan mı? Yılmaz Morgül mü? Ya şimdi mantıklı söyleyin arkadaşlar. Taklidini yapmış diye oradan aklıma geldi. Onun da mı taklidini yaptı? Onu kaçırdım ben. Survivor'daki Yılmaz Morgül'ün taklidini yaptı ya çok komikti. İzlemedin mi? Ya Yılmaz'ın taklitini herkes Survivor'dayken yapabilir. Bence o başlı başına bir komik yani. Gerçekten komik. Al bak kime benziyor. Nuriella. Benziyorlar mı Aleyna? Evet bence benziyorlar. Bak aynı değiller mi? Yoksa oğlu mu? Bak. Ya öyle ben bu geyiği yaptım aslında şeye de gitti işte benim stilime de gitmiş. Evet. Beraber jüri koltuğunda da oturmuşlar. Ama bence çok benziyor var ya. Çok aşırı. Yani bilmiyorum. Eser'in bıyıkları kes Nurella'ya tak. Ya da Nurella'nın saçlarını al Eser'e. Benziyorlar ya gerçekten evet. Benziyorlar yani. Evet evet var mı benzeme kesinlikle. Buradan ne çıkarıyoruz Eser'cim? Acil kilo veriyoruz. Biraz makyajla Nurella. biraz makyajla Nurella. Ya ama yapılabilirmiş ama. Bir de ben yıllar önce hiç unutmuyorum. Bengü'yü Bülent Sertaç'la böyle Beyaz Show'da birleştirip aynı kişi yapıyorlar. Öyle bir benziyordu ki o gün bugündür Bengü'ya gördüm ve Bülent Sertaç. Bak şimdi benzemiyorlar mı Allah aşkına? Benziyorlar. Dudakları falan. Evet bak stilimdeler burada da. Gördüğün gibi benziyorlar. Evet. Teşekkür ediyoruz Eser'e. En kısa zamanda inşallah kilolarından kurtulur diyorum. Amine Gülşe'de evlilik hazırlığı yaptı. Mesut Öz ile bir ilanı aşk şarkısı söylemiş. Kız güzel ne söylese yakışıyor. Zaten bakalım şarkı hangi şarkıyı söylemiş. Bekliyorum. Gelmeyecekse söyleyin. Ben kendimi bildim bileli, biri sana aşık, sana deli. Seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım ancak. Sağ sana sorayım, nasıl buldun? Ya sesi güzel, hani tınlaması güzel, bir de güzel bir hanımefendi. Eğitimli ses. Eğitimli bir ses. Bir ara albüm yapacaktı ama vazgeçti sonuçta. Neden? Stüdyo okumalarını falan ben biliyorum. Bilmem vazgeçti ama çok güzel okuyor. Acaba gerçekten. Mesut Bey mi izin vermedi? Yok benim anlattığım birkaç sene önceki mevzu. He. Şimdi evlilik hazırlığındalar. Valla Mesut etsin. Bir Amine Gülşen'in Mesut'la olan ilişkisi, bir Adriana'nın Metin'le olan ilişkisini kimse anlamış değil. Kimse evet, çözemedi. Bilim adamları. Bir güzele bir çirkine verseler. Güzele Allah çirkindiler her zaman. Kesinlikle. Bir güzeli bir çirkine vermişler diye bir şarkı var öyle değil işte mi? Öyle işte söylüyorum ya. Bir güzeli bir çirkine verseler güzele Allah çirkin güler her zaman. Evet. Kız valla şarkı o. Dinleyeceğim. İkisi süper. De yani... Çok güzel iki bayanla beraber. İkisinin de kız arkadaşları efsane güzellikte ama ikisi de çok sıradan geliyor beylere ve böyle bir hasetlik başlıyor. Yok güzel ama. Gerçekten evet, güzel. Çok güzel. Kesinlikle. Allah için. Dizide güzel. Oynuyordu ya ben çok iyi yakından takip ediyordum. Oradan mı takip ettin? Çok güzel bir kız. Evet Allah mesut etsin ne diyeyim. Aa, Allah mesut da etti zaten. Mesut olduktan sonra geçen günde haberleri vardı yurt dışında işte Mesut'un kredi kartıyla alışveriş yapıyor falan diye. Yapacak tabii yani. Tabii canım, en doğal hakkı. O da onun hakkı yani.
Evet. Evet. Şimdi bir enteresan, ha Özay Bakır'ı atladık ya. Hani demin az önce bahsettiniz ya Özay Bakır, evet. Bakır diye. Özay Bakır da sessizliğini şu şekilde bozmuş. Yine bir sessizlik bozma diyemeyiz bunu ama annesiyle birlikte bir canlı yayın açıyor. Bakın neler söylemişler. Oğlunuzu eğlendirin diye. Evet, ben de çok istiyorum. Baskı yapalım. Çok istiyorum. İnşallah hayırlısıyla karşısına sevebileceği, ahlakı düzgün birisi çıksın. Dualarım onunla. Başarılar dileğiniz için teşekkür ederim. Mutlu olalım da başarılı olmak. Şu anda da başarılıyım kendime göre. Ama mutlu olalım yani yolun sonunda. Mutlu, huzurlu, vicdan sıkıntısı çekmeden. Gelin adayı falan yok. Evet, bir gelin adayı yok diyor. Mesela ben Özay Bakır'ın duruşunu çok beğendim. Evet, takdire şayan bir durum. Mesela neyini evet. beğendiniz duruş neyini derken? Neyini beğendim? Asil şimdi, kaldı ya. Evet, asil kaldı. Mesela ayrıldılar, o kadar böyle gözümüze soka soka bir aşk vardı değil mi? Evet. Bütün evet. yaz tatilleri birlikte tabii, geçti tabii, falan. Tabii tabii, bütün yaz Bodrum vardı. İsteseydi Seren Serengil'in üstünden reklam da yapardı ama... Bir kez konuştu ve bir daha asla sessizliğini bozmadı. Evet. Kendi yolunda ilerliyor. Bak burada da gayet asil bir şekilde bir gönderme, bir ima da aynen. sezmedim ben. Aynen. Sen ne düşünüyorsun Aleyna? Bence çok gerçekten şöyle söyleyeyim. Şimdi böyle popüler kadınlarla olan erkekler genelde hep bunların popülerliğinden hı-hı. dolayı birlikte oluyorlar. Ama adamın gerçekten duruşu o kadar güzel ki ben mesela eski bir arkadaşımdan örnek verirsem neler yapmadı ki? Hı-hı. Neler yapmadı? Hani evet. sessizliğe bürünmek var ya. O bence zaten bir kadını da çok fazla delirtir. Hı-hı. Bence Serengil de bu durum karşısında bayağı bir delirmiştir de. Susmak bazen hı-hı. çok büyük bir çok cezadır. Büyük bir, aynen. Ve aynı zamanda hı-hı. en büyük erdemlik de bence evet, o. Kesinlikle. Nispet yapmadı, ona gönderme yapmadı. Evet. Sadece kabuğuna çekildi. Ve gerçekten hareketi çok güzel, çok kaliteli ve çok klas bir hareketti. Hala evet, Serin'i unutamadı mı acaba? Ya, ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bence bir duygusallık. Unuttu. Çünkü çok neden fazla unuttu? Bir duygusallık var. Zaten şimdi hayatında başka biri var. İster istemez insan onu da hani soğuyabiliyor. Evet, soğuyor. Çünkü neden? Şunu, kendini şöyle kandırıyorsun. Birini seviyorsun ama hayatında başka biri var. Ne yapıyorsun? Mutlu olsun hı-hı. diyorsun. Kendi önüne bakıyorsun. Kesinlikle. O yüzden de ben Özay Bakır'ı bu konuda tebrik ediyorum. Çünkü duruşunu hiç bozmadı. Evet. Asla bunu bir popülariteye. Evet. Asla ertesi gün el ele birini fotoğraflanmadı. Bak gayet şöhret olmak güzel. Onun için çok kolaydı aslında. Çok basitti. Evet. Ertesi gün ayrıldıktan sonra bir açıklama yapardı, bitti. Biterdi. Ortalığı evet. ayağa kaldırırdı. O yüzden Özay Bakır'ı bu konuda tebrik ediyorum. Ben olsam ne yapardım biliyor musunuz? Sormadın ama ne yapardım? Ben olsam... Yaşar'la ayrıldıktan sonra o ele tutuşma olayı var ya, evet. ben doğal olarak söylüyorum. Direkt Özay'a dönerdim. Çünkü çok asil bir şekilde belki de Seren'i bekledi. Ama sustu. Özay, evet. Seren Serengil kabul edecek miydi? Bir de o var. Ben ona da inanmıyorum Dora. Yani öyle de bir şey var. Evet, yani eğer dönmek de isteseydi ama ki... Ama hak etti ya. Şöyle bir şey var. Biliyorsun bir açıklama yapmıştı Seren, bir paylaşım yapmıştı. Onun işte hoşlanmadığı birilerine samimi olmasından falan bahsetmişti. Sonrasında pişman olmuştu Seren böyle bir şey söyledi. İşte ben ne annesini üzmek istedim asla Özay'a böyle bir şey söylemek istemedim. Hala yanlış görüşüyorum dedi diye. Ailesiyle. Ailesiyle ki keza biliyorsun Yaşar'la son ayrılık sebebi de evet, Özay'ın evet. annesine görüşmesidir. Buna rağmen Özay geri adım atmadı. Yani Seren'e tamam hadi gel barışalım dese zaten barışacaktı. Seren günlerce gözyaşı da etti evet. bu aynen. ilişkinin ardından. Mantıklı mı sizce Esra? Ama, ben, yani sen aynı şeyi yaşamış olsan ailesiyle eski ve şu hı-hı. an beraber olduğun partnerin eski erkek arkadaşının ailesiyle görüşmeye hı-hı. devam eder misin? Hayır edemem. Etmem. Dost kılınabilir etik mi? Değil, bence etik değil. Etik değil ya. Yani. Şimdi bir de mesela yani. O kadar işte ben böyle yol cahil düşünceye karşıyım ben görüşürüm Gülay teyzemle dedi. Şimdi sözleşme yaptılar hiç bir şekilde görüşülmeyecek diye. Bu sefer bunu da kabul etmek benim işime gelmezdi. Şimdi bu kadar sert çıkış yapıp sonra R'ye takamam ben tabii. o. vitesi. Evet. O bana saçma geliyor açıkçası. O yüzden bilmiyorum. Ama Özay çok güzel durdu. Çok güzel de durumu yönetti. Çok ve çok yakında da iyi bir firmadan albümü çıkacak. Öyle mi? Evet.
ben gördüm paylaşımlarda. Sesini hiç dinlemedim, güzel mi sesi? Sesi güzel, ben güzel izledim de dinledim de. Cihangir'de çıkıyor. İyi mekanlarda da sahne alan bir isimdi. O yüzden müzikte başarılı olacağına inanıyorum ben. Hadi inşallah, yola açık olsun. Emek veriliyor ya. Evet. Şimdi diyebilirim ki bu sene en iyi erkek oyuncu ödülü verilseydi bence Erkan Kolçak Köstengil'e verilmeliydi. Çünkü Erkan Bey o kadar başarılı ki bir Bartolu yarattı. Hani herkes, kötü karakter olmasına rağmen Çukur. Herkes bayılıyor. Bayılıyor yani. İzliyor musunuz Çukur? Evet. İzlemiyor musunuz? İzlemiyorum. Ben de izleyeceğim ben. Yok yok, beni ben yani bana Çukur ağır geliyor dizi. Ha, ağır mı geliyor? Ağır geliyor. Ama hem komik hem şey ağır. Değil ben, ya. Evet ya, ben ya, beğeniyorum. Özellikle bileyim, de Erkan Bey'in olan sahneleri çok güzel. Herkes, ben zaten sosyal medyayı beğenim alıyorum. Herkes o adımı paylaşıyor. Ufak tefek cinayetler varken yani. Şimdi Erkan Bey güzel bir şekilde kendisiyle ilgili bir paylaşımda bulunmuş. Önce onun bir görüntüsü var mıdır diziden acaba? Bir sahnesi vardı, indirebilirsek indirelim demiştim. Sana gösteriyorum. Hazır değil miymiş? Küfürlü bir dizi mi yoksa bizim izlediğimiz o hani... Şimdi küfürlü derken televizyondakiler küfürlü değil. Hı, evet. Ama sen onu internet üstünden evet, izlemeye kalkarsan... Küfürlü. Çok küfürlü. Tabii öyle. Aynen. Ama Çukur Saati'nde de herkes aynı Polat Alemdar'ın dizisi gibi herkes bakıyorum... Yani ekran evet, başına herkes tabii paylaşıyor sosyal medyada. Survivor'la Çukur, ay bazen şey yazıyorlar Acun'a. İşte şu reklamı uzun tut da biraz Çukur'u izleyelim falan izleyelim diye. Kendisine bir röportaj yapılmış. Diyor ki işte sabah kalktığında ben bugün ne kadar kötü bir insanım diye uyanmıyor hiç kimse diyor. Yaşadığı şeylerden ötürü kötü tarafları ağır basan bir karakter. Ama nedenlerini de anlattığı için senaryodaki durumdan dolayı seyirci ona empati kuruyor diyor. Salih'le, aslında küçük Salih'le diyor empati kuruyor diyor. Vartolu gerçekçi yazılmış bir karakter. Elinden geldiğince de gerçek oynamaya çalışıyorum demiş ki bence gerçek oynuyor ya. Özellikle o Medet'le yere düşme sahnelerini çok beğeniyorum. Hiç izlemedim ya. Bu çocuk daha önce bir dizide yok muydu? Söyle Medet diyor. Şeyde neydi dizinde söyle. Vardı vardı. Hatta evet, şarkı bile söylüyordu. Ne güzel söylemiyor muydu o şarkıyı? Evet. Yanarım evet, yanarım. Aynen. Başarılı. Aynen. Evet, hangi evet rolü oynarsa oynasın çok kendisine başarılı, çok yakışıyor. Oturuyor. Evet, oturan yani rolü var. İki ayrı diksiyon da çok oturmuş bu dizide. Ve kötü oynayıp bu kadar sevdirebilen biri daha yoktur ya. Evet. Değil mi? Yoktur. Kötü oynuyor ama kötü çok empatik ya, ondan belki de. Ama şey evet diyor yani geçmişini bildiği için empati kuruyor diyor. Bazen bir insana bakarız hani ön yargıyla bu kötü deriz ama aslında bilemeyiz neler yaşamış, yaşanmışlıkları neler. Orada birazcık da onun küçüklüğünde yaşadıklarını evet görünce yani ona seyirci empati hak veriyor belki diye evet düşünüyorum. Topluma örnek vatandaş durumu var. Böyle bir sorumluluk hissediyor musunuz demiş röportajı yapan kişi. Hiç hissetmiyorum. Sadece küçük çocuklara karşı hissediyorum. Onların yüzüne bakamayacağım şeyler yapmamaya çalışıyorum. Evet. O da elimden geldiğince, neticede hatalarımı da günahlarımı da olacak sıradan bir insanım demiş. Çok da güzel bir ilişkisi var. Şöyle evet onu bozmadı da. Nişanlısıyla olan da o da hoşuma gidiyor. Evet. Görüntüyü bir izleyelim isterseniz. Sosyal medyada gördüm, paylaşmışlardı. O da sosyal medyada. Çünkü evet burada bak, kapat şu müziği Muhittin abi deyişindeki o acı. Bak burada çıldırmış bir adam. Ha. Bak. Kapat şunu Muhittin abi. Ha, yazı. Şu ya nasıl böyle bize etkili? Ay bak bak, İrem ne diyor biliyor musunuz? Benim tatlışko kameramanım. Ay kıyamam diyor. Hepimiz o hissi uyandırdı. O yüzden de bu kötü karakter seviliyor diye düşünüyorum. Evet. Karakterinden dolayı, oynadığı bence, rolden dolayı. Yamaç karakterinden daha çok seviliyor. Kesinlikle. Daha çok inanılmaz derecede Yamaç fanları şey var. Aras Bulut. Aras Bulut. Yani. O da ne zor bir isimdir değil mi ya? Aras Bulut. Böyle bir, ama ben Erkan Bey'in de adını soyadını söylerken bir tekrar tekrar bakıyorum. Hani Erkan Korkçak Köstendil. Ve hep dil diyorum falan. Eminim ona da oluyordur yani. Ya da mesela Erkan Köstendil yapsaydı daha çabuk akılda kalır. Evet. O Kolçak işi bakıyor ya. Gerçekten de zor. Evet, zor. Bu da efsane bir sahneydi. Böyle sürprizlerimiz devam edecek. Kısa bir reklam arasından sonra şahane şarkılar, inanılmaz olaylar, hepsi bizim programımızda. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
bravo size. Harikasınız. Üç kişiyi aynı anda da kaldıramazsın. Süpersiniz. Yani. Ay oynadım oyunu. Evlendikten sonra ilk defa bir programda oynadım. En güzel işte. Valla oynayın. Bütün kurtlarınızı dökün. Ay, arkadaşlar. Evet. Ne kadar güzel bir şey var mı? Şimdi çok şaşırtıcı bir şey olmuş. TRT canlı yayınında Hakan Peker kendisini biraz kızdırmışlar. Çekim sırasında. Aslında gece bir... Sanırım engelliler yararına mıydı neydi ben sabah evet engelsiz sahne isimli bir programa konuk oluyor ve rejinin kendisini çekemediğini söyleyip yayını bir anda terk ediyor şarkı söylerken. Önce görüntüyü izleyelim. Aramadım danışamadım çözemedim beni hissedemedin yanıma yanaşamadın. Ah gider miyim sana? Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım burada reji. Bak anladım yanlış yerleri çekiyorsun. Evet hiç tempoyu düşünmüyoruz. Şimdi bağa gel bostana gel. Direkt giriyoruz, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Bu nasıl bir trip? Şimdi çok heybetli. Reji, beni çekiyorsunuz ya da ben bundan gidiyorum. Tamam mı? Ben saksı değilim. Ben de izleyince şoka girdim. Yani beklenmedik bir tepki aslında Hakan Peker'den. Evet, ben de hiç beklemem. Yılların sanatçısı. Biraz daha belki zaman geçtikçe agresifleşme mi başlıyor Esra sanatçılarda? Yaşandıkça mı? Yani yaşandıkça egolar mı daha fazla tavan yapıyor? Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Çok gereksiz bir hareket. Gereksiz göre. Tabii ki o programı rejidir, yönetmendir. Bir kere rejinin de suçu değil ki yönetmen yönlendirir. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Ama Hakan Peker kendi sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirmiş. Ve demiş ki bu akşam katılmış olduğum TV programında başından itibaren rejiyle sorun yaşamama rağmen programa sonuna kadar devam etmeye çalıştım. Yaklaşık 1,5 saat. Ancak takdir edersiniz ki ben de insanım, benim de sinir sistemim var. Son şarkımın son nakaratında rejinin uyarılarımıza rağmen hala beni Eyüp kardeşimi sahneyi görmezden gelip başka yerleri göstermesine de tepki verdim. O an uzun uzadıya yayında anlatmak yerine reji yanlış yerle çekiyorsun burayı çekeceksin dedim. Bunu söyledikten sonra da şarkıya devam edemeyecek bir moralim kalmadığından dolayı sonunda geldiğimizden dolayı da Metin Özülke'ye bıraktım sahneyi demiş. Konu bundan ibarettir. Öküzün altında buzluğa aramanın manası yok demiş. Ama hiç profesyonelce bir hareket değil. Evet değil mi? Hiç değil yani. Kesinlikle. Ben de Hakan Peker'i çok severim. Özellikle ben de ona bir gece yapılan olay yüzünden benim bütün gece sinir sistemim çökmüştü. Yine böyle bir Berkay'ın sahne aldığı bir geceydi. Kendi aramızda Demetler'in bir yıl dönümü günüydü. Evet. Orada da Berkay'ın sahneden ona söylediği bir söze çok üzülmüştüm. O da böyle bir şarkı söylemek istedi Hakan Peker'de. Böyle yaptı. Kabak tadı verdin Hakan abi ya. Of, hayır çekil buradan gibi bir şey söyledi. Ben o kadar üzülmüştüm ki. Çünkü hani orada ona bir kaba bir hareket olduğunu çok düşünmüştüm. Ve inanılmaz etkilenmiştim. Yılların sanatçısı Berkay'da. Yılların sanatçısı diye. Yani. Evet. Mesela orada Berkay'a kızmıştım bu hareketi yaptığı için. Ama burada da ne olursa olsun Hakan Peker ki yılların sanatçısı. Hepimiz onu küçüklüğümüzden beri biliyoruz, dinliyoruz. Ne olursa olsun burada böyle bir canlı yayında buna sebebiyet vermemeliydi. Yani orada sinir sisteminin biraz daha dayanıklı olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ben de aynı şey düşünüyorum. Biraz sabretmesi gerekiyordu. Ama bir son anlık bir şey değil bence bu. Zaten basın şeyleri vermiş ya başından beri rejiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorum diye. Ama tabii ki böyle büyük ve usta sanatçıların biraz daha motivasyonlarının daha geniş, biraz daha anlayışlı. Bence zaten yıllardır tüm Türkiye, tüm dünya Hakan Peker'i tanıyor. O yayın esnasında TRT'de 3 dakika ya da 2 saniye, 30 saniye seni göstermeseler ne olur, ne kaybedersin? Gerek ama burada kendisini anlatmaya çalıştığı şu. Rejiyle, kim, bir insanın rejiyle niye sorun olur? Yani hani programı sunmuyorsan rejiyle aranda bir şey çıkmaz yani. Konuksun bir de.
konuksun sen orada. Yani buna da çok takılmamak gerekiyordu gereksiz diye düşünüyorum. Ben de çok bir kere orada Metin Özülkü var. Ve önemli bir, engelsiz yaşamla ilgili bir sosyal sorumluluk projesi. Ne olursa olsun sinirlerine hakim olmalıydı diyorum Hakan Peker. Sen ne düşünüyorsun Aleyna? Kesinlikle bir sağa baktın, bir sola baktın çünkü. Bence çok haklısınız. Hepinize katılıyorum. Gülerek katılmıyorsun inşallah. Bu çok iyi ya. Doğru. Bir de demiş ki benim ne kadar mütevazı olduğumu herkes bilir demiş. Reklam kokan hareketlerle hiç işim olmadığında tüm Türkiye bilir diyor. Yani evet, baktığınız zaman Hakan Peker bir magazin figürü hiçbir zaman olmadı. Evet. Ama Hakan Peker kadar profesyonel biri de bu şeye düşmemeliydi. Yok, yani orada dayanması gereken süre de bir atıyorum birkaç dakika. Birkaç tabii dakika ki, daha reji beni çekmen gerekiyor değil mi? En azından şarkını olacak. Bitir, selamını ver git yani. Ha sonra içeri git, Esgür'le o apayrı bir şey. Bas bas bağır. Ekran önünde her şeyi tabii yansıtamıyoruz. Sen evet de televizyondasın, evet, ben de öyle. Doğru da yıllardır ama hani sen de çok büyük bir yarışma programında evet hep her gün ekran önündeydin Aleyna. Bazen kendimizin susması gerektiği yerler oluyor. Siz de kapıştınız kızlarla ama evet bir edep, bir örf, adet var. Ekran başına karşı da saygılı aynen olmak öyle zorundayız. Beklentiler bunlar. Kesinlikle. Ben Hakan Peker'in bu konu yüzünden bir süre tepki alacağını düşünüyorum. Ama aslında açıklamaya çalıştığı şeyleri biz işin mutfağında olduğumuz için anlıyoruz. Evet. Her ne kadar onu anlasak da yine de profesyonel bir insanın belli etmemesi gereken bir şey. Profesyonelliğe sığmıyor. Evet. Hiç yani ben o hatayı 20 yaşında falan yapıyordum. Evet. Öyle söyleyeyim. Bir kere hayatımda canlı yayını terk ettim. Onu da hatta şimdi her pazartesi Çılgın Sedat'la birlikteyiz programda. Beraber sunuyoruz. Sedat'a karşı yapmışım gibi gösterdiler. Benim de içeride yaşadığım bir sorun vardı. Ama Sedat'a demişler ki Esra sen gelince programı terk edecek. Aa, evet. Ondan güzel sonra mesela yıllarca Sedat bana küs gezmiş. Ay güzel diyor. Sen nasıl dinliyorsun? Magazin işte güzel şöyle. Magazin böyledir ya zaten. Evet ama işte hemen mesela orada şey o dönemde işte Sibel Turnagöl'ün bir programıydı. Sibel Turnagöl'ün ve programının yaptığı bir şeydi. Çünkü programa 30 kişiyi birden konuk çağırmışlar. Ben dedim ki bu kadar kalabalıksa ben olmak istemiyorum dedim. Çok doğal hakkı. Tabii canım, bana dediler ki hayır sadece 2 kişi. Üçüncü bir kişi girerse giderim dedim. Onlar da ah dediler herhalde. Şimdi mesela o tuzağa düşmem. Ya hiç çıkmadan giderdim oradan ya da üçüncü kişi girse de paşa paşa yerimde otururdum yani. Ya da program terk etmek çok modaydı biliyorsun. Çok modaydı. Evet. Ama işte o da mesela programcıların yaptığı bir tuzak durumu. Tabii, reyting uğruna. Evet. evet. O da bir de şimdi getiriyor bu kadar önemli bir kanalda yani sonuçta evet, Türkiye'nin evet en ünlü televizyonlarından bir birisi de bir kuruluş. 1000 yıllık ilk televizyon kanalımızdı yani. Orada aynen yapılmaz. İnanılmaz bir seyirci kitlesi var. Bir de böyle bir gecede hani aynen onların hatırına susabilirdi ama anlıyorum işte birazcık öfkesine yenik düşmüş o da. Evet şimdi... Hande Yener gelmiş midir acaba? Ha bu arada ben Erkan Bey'in o Yanarım Yanarım şarkısını söylüyorlardı demiştim ya Hulan İstanbul'da. Onu da yollamışlar aşağıdan. Onu da izleyelim mi ya? Bakın Erkan Bey'in bu şarkıyı söylediğini bilmeyenler varsa bir kez daha hatırlasınlar. Aa, çok güzeldi. Aynen. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Zaten sanatçılık tüm alanda hem dizi oyuncusu olsun sanatçıdır, hı-hı, ses de çok güzel, düet aynen çok güzel, ben izlemiştim zaten. Çok güzel. Bayağı da bir popüler olmuş tabii, bu tabii, şarkı. Aynen. Çok. Herkes söylüyordu bir ara. Evet, evet. Söylenmeyecek gibi değil ama adam bak her rolün adamı diye bir şey evet var mı ya? Düşünsene orada da gerçekten bir arabesk türkücü tribine çok girmiş doğru, Erkan Bey. Zaten oyunculuk bu değil mi? Evet. Yani her maskeyi yüzüne yakıştırmam bana göre. Evet, sanat işte. Tabii. Her rolde görüyoruz. Bir de sanırım son oynadığı Çukur dizisinde kendi başına söylediği bir şarkı varmış. Bakalım o nasılmış. O canım söndü, bu ne beladır dünya gözünde kerbaladır. Yeter! 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 Eğer opera söyleyecek birini arıyorduysan kendine üniversite mezunu bir piyon bulacaktın. Satrançı beyefendi. Satrançı. Ne diyordu onu? Satranç diyemiyor tam.
Satranç mı? Bir değişik söyleyeyim. Satranç. Çok gerçekten çok eğlenceli ama istese daha güzel söylermiş tabii. Burada bayağı bir beyefendiyi sinirlendiriyor. Muhtemelen bu dün yayınlandı çünkü ben böyle bir sahne izlemedim. O kadar hızlıyız yani. Dün yayınlandı, bugün şey yapıyoruz. Ben salı akşamları izliyorum. Taze sıcak sonra, sıcak haberler. Fırından yeni çıkmış. Çıkmış haberler. Evet, şimdi bir Seren Serengil, Hande Yener olayı vardı. Az önce de üzerinden geçmiştik. Şimdi Hande Hanım nişanlısıyla birlikte, yakında evleneceği iddia edilen, söylenen nişanlısıyla birlikte podyuma çıkacakmış. Önce onların... Ayrılmadım onları. Barıştılar. Öyle mi? Evlenmeye de karar verdiler. Bak izle Doracığım. Muhabbetten uzak kaldık camı kapatınca. Üşüdük vallahi yani, o yüzden kapadık. Bayağı da alışıyor işte. Bir şeyler aldık, evet. Bir şeyler evet. Tanıdık bir arkadaşımızın yeriydi. Çarşamba günü defilede görürsünüz, bekleriz. Defileye siz çıkacaksınız değil mi? Fotoğraf. Beraber çıkıyoruz, Cem de çıkıyor. Evet, ilk kez. O zaten onun mesleği ama. Onun dışında birlikte teklif geliyor mu, reklam? Var teklifler oluyor. Var. Reklam teklifi veya bazı markaların birlikte evet düşündükleri şeyler oluyor. Bakalım şu an bu defileden sonra. Oyuncu olursa peki bir kıskançlıklar gelir mi? Ya da siz yasaklar. Siz benim kimi kıskandığımı gördünüz arkadaşlar. Bir soralım da. Ümit Bey önlemini alsın o yüzden. Yok ben de öyle bir duygu yok. Yani ben iş ve başarıyı çok seviyorum. Kıskanılmamak nasıl duygu peki? O da güzel. Güzel mi gerçekten? Evet, ilk kez yaşıyor. Rahat, böyle özgür mü hissettiriyor? Ya bizim öyle şeyler yok aramızda ya. Biz onları açtık zaten. Aynen. Aynı kafalardayız. Zinet Hanım'ın bir açıklaması vardı. Kimse kendi kaftanında görmesin. Size bir gönderme yaptı. Yok bana değil. Aradı bile beni. Mesajları da duruyor telefonumda. Kesinlikle ben de yurt dışında yaptığım işle ilgili, kendimle ilgili. Hani bir şarkıyla daha durun, dünyası nereye da geleceğim mı yani falan değil. Aslında kendini anlatıyordu. Seni kastetmedim kesinlikle dedi. Çok da üzülmüş öyle anlaşıldığı için. Yani ben tabii çok fazla çalışkan biriyim. Sürekli üretiyorum. Sürekli üreten biri de ister istemez yani gündemde oluyor. O yüzden de bana değiyor bazen. Ama Zeynet'in olayının benimle bir ilgisi yok. Ben Hande Yener'in şu geceleri gözlükle kamera karşısına çıkmasını bir türlü anlayamıyorum. Onu Mahsun Kırmızıgül başlattı biliyorsun sen. Öyle mi? Tabii. De yapıyor aynı şeyi. Gece hayır gözlükle. Gece gözlüğü ne ya? Bilmiyorum, hani ışık falan çok fazla patlıyorsa, bir de makyajsızsa eğer rahatsız. Kesin bence öyledir ya. Ya makyajsızsa da makyajsız olsun insan yani, gözlük niye bilmiyorum. Yakında işte beraber bir podyuma çıkacaklar. Bak gördüm, barıştılar, podyuma bile çıkıyor. Evet. Evleniyorlar bile ya, Dora. Allah mesut etsin ya, vallahi Allah mesut etsin. Allah mesut etsin. Bu arada bu açıklamayı yaptığı sırada birlikte davalarımızı geri çekmeye karar verdik Seren Serengil'le demiş. Hmm. Demek ki ne anlıyoruz biz buradan? İstediğiniz kadar birbirinize çok kötü şeyler de söyleseniz onlar önemli diye. Ya Serencim şakası ne yaptı? Ya da işte, dünya falan. Önemli de ya ne diyor. Ben bunu anlayamıyorum açıkçası ya. Yani çok garip geliyor yani. Ya hiç söylemeyin. Bir de diyor ki kılıçlarımızı geri çektik. Gördüm yani, alt yazıda işte. Evet yani hem kılıçları çekiyorsunuz hem de geri çekiyorsunuz. Bir kere o kadar belden aşağı vurup sonra nasıl olabiliyor diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Hande Yener'in bu hareketlerini tasvip etmiyorum açıkçası. Müzikle ilgili güzel şeyler yapmaya devam etsin. İşte nişansıyla defileye çıksın. O da güzel, hoş. Ama mesela bu kadar belden aşağı vurup onun işte üst üst fotoğraflarını kendi story'inde paylaşıp ondan sonra ben silmedim bunu sosyal medya kendisi açık bulup sildi deyip ondan sonra işte öteki diğerine kalkıp uyuşturucu kafası bitmiş deyip kılıçlarımıza geri çektik değil mi? Bana samimiyetsiz geliyor açıkçası. Evet. Bence de öyle. Çok samimiyetsiz bir şey zaten. Tabii canım, aynen. Çok yanlış. Yani senin düşündüğün gibi hepimiz öyle düşünüyoruz. Ki aşk konusunda ben de Hande Yener'in Seren Seren gibi düşünüyorum. Çok mutsuz aşklar yaşadığını düşünüyorum. İnşallah o da kendine göre böyle sevdiği biriyle beraber olur. Bu biraz sanki reklam kokuyor, ben size söyleyeyim. Bu ilişki mi? Ümitli olan ilişkisi mi? Sen ne düşünüyorsun? Ben direkt hissettiğim oydu. Ümit'i tanıyorum. Zaten olgun kadınlardan hoşlanıyor kendisi. Hı hı. Ondan sonra Hande de ondan bayağı bir yaş farkı var galiba. Ama kafa dengi anladığım kadarıyla anlaşabiliyorlar. Hande ona ayak uydurabiliyor ya da ona ayak uydurabiliyor. Hı hı. Oğlu da ilişkiye, kocaman oğlu var zaten Çağrı, evet, biliyorsunuz. Çok. Evet. İlişkiye sıcak bakıyorsa zaten Hande ile oğlun ilişkisi de arkadaş ilişkisi. Hani bir anne oğlu beraber gibi değil. Beraber sahne alıyorlar. Tabii hı hı. Çok güzel.
ne bileyim. Çare eğlenceli. İnşallah mutlu olsunlar ya. Evet. Ben diyor yaşlılar bir adamla yapamam zaten. Genç olacak diyor beni taşıyabilmesi tabii için. Zaten öbürü de olgun kadınlardan hoşlanıyor. Evet öbürü de olgun. Evet bir önceki sevgilisi daha önceki de. Daha önceki sevgileri olgundu zaten. Evet Tuba ikincinin sevgilisi diye biliyorum ben daha öncesinde. Ben de oradan. Evet, sen de mi oradan biliyorsun? Herkes biliyormuş ya. Ben bilmiyordum. Sen bilmiyordun. Magazin karışık diye. Magazin karışık gerçekten. Akraba listesi çıkacak magazinde. Evet. Şimdi öpmek istedi olmaz dedim demiş. Kim demiş? Çukur'un şimdiki Celesun'u Vatanım Sensin'deki rolüyle de baktığımızda orada kimdi ya? Ali Kemal. Ali Kemal. Ali Kerim diyecektim neredeyse. Ali Kemal. Ali Kemal yani şimdi Celesun Çukur'daki Kubilay Aka bir fotoğraf çekilmek istiyorlarmış yanına gidip. Hatta bir gün bir tane bayan onunla öpüşmek istemiş. Çok enteresan değil mi? O da olmaz demiş. Öpmek mi istemiş, öpüşmek mi istemiş? İkisi farklı şeyler. Yani öpmek istedi diyor ama yani. Kastetti. Yani yanaktan mı? Yani hani. Tuhaf diyor ki bak tuhaf istekler oluyor çok mu sorusuna. Demiş ki bir kere birisi öpmek istedi olmaz dedim. Çukur'la birlikte erkek izleyiciler de ilgi göstermeye başladı. Ama onlar öpmek istemiyor tabii demiş. Komik bir şekilde. Hanımlar kendisini öpmek istiyormuş. O da hayır diyormuş. Aslında baktığınızda bizim hanımlarımız biliyorsunuz nasıl bir şapur şupur Allah'ım yarabbi şükür öperler biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'i de bir bayan öpmelere doyamamıştı. Sonra hatta birkaç programa da konuk oldu. Böyle bir şapudu şapudu öpüyordu. Evet, evet Azeri Bay'a. Bak hepimiz biliyoruz hepimiz artık. Biliyoruz. Hatta bize de gelecek diye biliyorum ben. Bayağı bir öpmüş yani. Şimdi İbrahim Tatlıses'e yanında baktığımızda Kubilay'ı da öpmek isteyebilirler. Yani, tabii ki. Yani. ben istemezdim. Sen istemez miydin? Niye çık Aleyna? Yani. Ne bileyim o kadar çok beğenmiyorum. Beğensem de gidip bir adama diyemem ki seni öpebilir miyim diye çok utanırım. Düşünsene. Yani. Peki gidiyor, en çok kimi beğeniyorsun? En çok kimi beğeniyorum? Ben Aras'ın... İyemliği beğeniyorsun. Ama gidip de adama diyemem ki sizi bir kere öpebilir miyim ya da öpüşebilir miyiz diyemem. Öpüşebilir miyiz deme zaten. Hatta zaten şey de diyemem. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz de diyemem. Ama fanlar çok... mesela sevenler o şekilde görmüyordur Esra. Ya çok içten ve samimi o kişiye hayranlık duyduğu için sizi bir kere öpebilir miyim? Yani. Öyle mi? Ben yani önce ya bir fotoğraf bir kere ben olsam ama. Mesela senin yerine şöyle yaparım. Mutlaka bir fotoğraf çekebilir miyiz? Teşekkür ederim yani, falan çok yani. Doğal bir şey bu çaktırma ya. Lan da. yani öyle çaktırma olur zaten bu işler hep. ama ben Ali Kemal diyesim geliyor. Celesun, Kubilay Aka size göre hangisi? Aa bak İbrahim Tatlıses'i şimdi böyle öper. Kubilay Aka bir nasıl öpmesin ben altında size. Şey tabii Tarkan'ın öp doyamadım. He. Bak Allah'ım ya Rabbim bak öpmelere doyamadı ya. Bir de ben internette dolaşırken gördüm. Bir tanesi de sahnede bayağı bir dudaklarından falan öpüyor bir an tatlısı. Çok önce yıllarım. Mahvetti adamı ya. Baksanıza adamı nasıl öpüyor. Geri çekiliyor. yani sen bu görüntüyü izle sonra anlarsın yani seni niye öpmek istediler. Tabii ki seni öpmek isteyecekler. Şu an başarılısın, gençsin, ondan sonra popülersin. Popüler oldu mu bir erkek zaten hiç önemli değil yani. Esra ama hayat hikayesine baktığın zaman ben daha önce de zaten Vatanım Sensin'de de bunu incelemiştim. Havalimanında çalışırken bilet kesiyor ve keşfediliyor. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Yüce Yaradan. Tabii ki öyle. Evet çok Instagram enteresan. DM'den yazışıyorlar ve çocuğun bir anda önü açılıyor. Kaçıncı dizisi? Modelliğe başlıyor. Tabii. Rabbim yürü kulum desin yeter. Tabii evet. Aynen öyle. Evet ya. Yani aynen. Sen gelecek prodüktör gelecek önüne bilet keserken... Seni Vatanım Sensin'e alacağım. Çocuk inanmayacak ve sonra neler oluyor? Var öyle ve Vatanım Sensin'e alacak ve seni orada kendini sevdirip bir oynayabileceksin. O da, yani, o da bir başarılı. O da bir yetenek olacak. Tabii. Değil mi? Sönük bir örneği kalabilirdi. Bari Evcen Almanya'da keşfedildi. Evet. Daha öyle çok ünlüler var yani. Kesinlikle. İşte demek ki yürü ya aklım. Bir de mesela oynadığın dizi tutmaya da bilir. İkinci bölümde de kalkabilir. Aynen öyle. Sen orada öyle çok dizi var. Fark tabii edilip ki. Sonra bir başka popüler diziye transfer olacaksın. Yani ki oldu. Tabii. Evet oldu tabii. Şimdi de Çukur'da Celesun yani. Oldu, ben hatta gördüm. Ben başarılı buluyorum. Kesinlikle ben de başarılı buluyorum. Yolu açık olsun. Çok daha güzel projelerde de olacaktır diye düşünüyorum. Hele ki böyle bir hikayesi olan herkesin başarısını alkışlamak gerekir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şimdi kısacık bir reklam arası var. Ardından programımızda neler yok ki diyorum. Yayındayız biz hala muhabbet ediyoruz vallahi. O öyle olmuş, bu böyle olmuş diye. Şimdi Şahan Gökbakar mükemmel
güzel bir yemek yapmış. Kendi sosyal medya hesabından da paylaşmış. Bakın yemeğin sunumunu nasıl gerçekleştirmiş. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Mükemmel. Mükemmel bir but. Kuzu but. Fırında 200 derecede pişti. 4 saat. Mükemmel. Anlatmıyorum. Öyleydi, böyleydi, şöyleydi. Yok. Görüyorsunuz. Mükemmel. Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmıyorum. Kuzu but. Mükemmel. İki de şöyle şap şap Bursa'yı diye çalacakken. Şimdi mükemmel mükemmel demiş ama. Ben baktığım zaman çok tatlı bu arada. Çok evet. Seviyorum şu an. Var mıdır itirazı olan bana? Yok canım, çok sevimli olduğu bir kesin zaten. Fakat ben bir sunumu beğenmedim yani. Ya çok olmamış. Böyle aman da ben bunu yanına yemeliyim diyemedim. Yanına domatesler koysa, biberle süslese, şöyle bir iki patatesler yanına yani. Falan böyle bir iki aynen, süslese. Aynen. Mükemmel mükemmel. Kendine kadar yapmış zaten. Kendine kadar evet doğru söyledin insan. Gerçekten kendine kadar yapmış. Mükemmel. Bir lokma da yersin şahansen. Gerçekten ya. Bak bir de pizza. O pizzası çok güzel gözüküyor. Evet pizza evet. Tamam eyvallah. Kendi mi yapmış? Artık kendi mi yaptı? Yapıyor, yapıyor. Yazında Bodrum'da yaptı gördüm. Öyle mi? Evet, kendi yaptı fırında. O göbek nasıl oldu anlıyoruz şu an. Bir Recep İvedik nasıl var oldu görüyorsunuz. Haksız mıyım? Ama incecik açmış gerçekten. İncecik açmış hamurunu. Annem bize de gel ya günü olduğunda falan arayalım seni. İki pizza aç bize. Gerçekten çok önemli. Şimdi baktığın zaman Şahan'ın bu halleri benim hoşuma gidiyor. Doğal, kendi kesinlikle yaptığını öyle paylaşıyor. Aynen, aynen. Evet. Keyifli. İki eşiyle falan dersi. Da çok mutlu. Evet, eşiyle de beni öv diyen o, değil oydu değil mi? Ha, evet, Atademir Erdi. Ben onları hep bir karıştırıyorum. Beni öv, beni öv. Beni öv, beni öv. Öv beni, öv beni. Ekrana çok yakışıyor. Ben de çok başarılı buluyorum ama son filmde biraz hayal kırıklığı oldu. Bize de oldu yani. Hangisiydi açıkçası. O? Bu Kayhan. Böyle dişleri ayrık Kayhan. Ha, o boksör. Yok, yok aynen, boksör aynen. Değil. Kayhan tiplemesi. Çünkü çok fazla Recep İvedik'e benziyordu. Hmm. O yüzden arada sanırım. Bir tipleme olmuş bana göre. Hı-hı. Kayhan. Kesinlikle. O yüzden de daha her zaman her kaldı. Serinin işte oyuncularını tutacak diye Atademir'in de veteriner aynen. Hekimi çok kötüydü bence o filmi. Veteriner oldu mu? Yok ben yine eyvah, hemen bulmadım. Hayır veteriner oldu. Oldu. Ha, hayvanlar. Niyazi miydi? Niyazi. Dört nala Niyazi. Dört nala Niyazi. Dört nala. Evet ama yani o eyvah eyvah'taki enerji, o tılsım, herkesi kitleyen ben onu göremedim açıkçası o filmde. Çok gülmedim yani. Eyvah eyvahın da biri ikisi çok güzel. Üçüncüde de bir zayıf falı. Şimdi aynı şeyi tekrarlayınca da bir seyirci evet, sıkılıyor. Evet. Farklı bir şey yapmak istiyor. Evet. Şahan'ın da bence orada yapmak istediği ki Kayhan onun yıllar önce yaptığı bir televizyonda yaptığı. Hatta zannedersem Star'daydı aynı dönem olabiliriz. Orada yaptığı bir tiplemeydi. Aslında Recep İvedik'ten önce Kayhan vardı. Ne haber? Süper. Ama olmadı işte. Yemekler güzel. Biraz sunumu da gerçekleştirirsek 200 derecede 4 saatte kömür olurdu o et. O derece konusunda bir yanılmış olabilir diye düşünüyorum. Ama onun dışında her şey süper. Şimdi Kıvılcım Ural. Bayağıdır bizim masamızda konuşulmuyordu. En son ben aynı giydirmiştim kız hatırlıyor musun? Öyle kızcağız mi? Falan filan dedim ya burada neler neler dedim. Şimdi ayrıldılar Kaan Bey'le Duman grubunun solistiyle diye dedikodular çıkmıştır. Lakin seni sevindiremeyeceğim. Ayrılmamışlar. Aa. Kaan Bey'in 7/24 hatta beraber uyuduğunu düşündüğüm bir montu var. O mont bu kez Kıvılcım Hanım'ın üstünde ve senden daha çok bana yakıştı diye bir paylaşım da bulunmuş. En çok bana yakıştı demiş. Kaan Bey'in montunu giymiş. Aman mübarek olsun ona montu. Yani. Nasıl sinirlendim? Ben ona zaten çok sinirliyim. Evet. Ona kim sinirlenmedi ki o dönem değil evet. Mi? Çok fazla konuştu ama bak bir mahkeme kararı iki kadını birden nasıl susturdu Dora? Ya değil mi? Aynen. Şu anda bak Kaan Bey'in üstünde bununla bak, bununla yatıyor, bununla kalkıyor olabilir ya. Sürekli o montlaydı Kaan Bey, sürekli. En sevdiği montu olabilir yani. Evet, bak orada da. Bak yine burada da. Her değişik günde bu mont var. En sonunda mübarek olsun. Yuvayı yıktı yani. İsterse montu değil pijama takımları giysin yatarken. Hiç sorun yani. Değil, aynen öyle. Aynen. Yuva yıkanında yuvası evet, olmaz. Bunu biliyoruz zaten. Aman dikkat edin biliyorsunuz kendi Duman grubunun solistinden tut seçkin piriler olsun. Yani ona sataşan herkese cevabı var çıktığınızda size de sürpriz yapabilir. Ben burada dedim ya kızcağız mızcağız falan dedim bir sürü bir şey söyledim ama hak ediyor yani. Evet. Hak ediyor. Ya da yapıyorsa da bunu ekran önünde çok olmadan yapsın. Yani. Bizler görmeyelim topluma faydalı bir şey olsun aynen, birey aynen. Olsun yani
onun yuvasını yık, onu üz, bunu yüz, basınlar, magazinler, sonra hala gündemde kalmak bana çok etik gelmiyor açıkçası. Tabii canım, kesinlikle. Elini de beline koyuyor. Haklıymış havası yaratıyor. Bir de şey muhabbetim vardı. Haklıymış mı davranıyor ya? Gruptan başka biriyle mi beraberliği vardı? Karısı mı telefon açmış bir şeyler? Hayır. Gruptan bir gitaristin karısına da kendi sosyal medyasından sataşmış. Evet. Ben de hatırladım. Oradan onu. Da bir gönderme yaptı. Sanki yaş da herkeste sabit kalıyor. Sen hiç yaşlanmayacaksın. Seni de göreceğiz kıvılcımcığım. Bir kıvılcım gibi girdin hayatımıza. Bütün ortalığı kıvılcıma çevirdin. Vallahi ortalığı yaktın, yıktın, geliştirdin yani. Ama neyse, artık kavga etmiyorlar. Ona da bir mutluluğun var yani. Sen biliyor muydun bu olayları Aleyna? Evet, biliyordum. Bak, sana kadar gelmiş kıssesini. Yani. Yedi cihanı duyurmuş. Yaptığı etik değil bence, etik bir davranış değil. Bence Kaan'ın da yaptığı çok etik. Sataşıyorsun herkese değil. Bugün bize hiç sataşmadın bak mesela. Doğru ile ikimiz Esra'da. Hadi Esra program. Ben normalde zaten. Moda ablasını sevdim bu bebeği, ondan. Sevdim bizi. Evet, ondan sevdim. Yoksa orada program. Modal insanlarsınız. Ama biz orada hakkını arıyordun. Evet yani. Tabii ki de ben kendimi ezdirmem hiçbir konuda. Hiç Hı-hı. kimseye. Yani tabii ki de mesela. Benim ailem bana fikir verebilir ama bana çok fazla karışamaz. Benim hayat felsefem bu. Fikirlerini tabii ki alırım ama bana eleştiri çok fazla karıştıramaz. Aynen öyle. Ki bana ama bak şimdi hiç olur mu oradan karşıdan karşı? Anne dert yanıyormuş canım. Anneciğini de program. Evet, işte konuşalım. Annesini bağlayalım Esra. Annesini Arzu Hanım'ı bağlayalım. Üstelik yengeç burcu, burçlaşım. Evet ya. Ben o kodunu çok iyi anlıyorum. Düşünün ki annem bile artık illallahydı. Çünkü evet, dediklerini yapıyorum kısmen de yapmıyorum. Neticede bu hayat benim hayatım. Ben de 23 yaşında bir genç bir bireyim. Beni mi salın artık? Beni mi salın? Dur hemen öyle salmasınlar ya. 23 yaşında. Değişir değişir fikirleri. Değişir değil mi? Evet, herkes. Ya, tabii ki özgürüz hepimiz birey olarak ama. Zaman oluyor. Biraz da ama bu camia çok. Doğru değil. Evet yani. Çok sıkmak da doğru değil. Önceki bölümde anneciğim deyip. Anneciğim ama tabii anneciğim. Tabii canım, Allah başımızdan eksik etmesin annelerimizi yani. Sağlıklı, uzun ömürler versin inşallah. Herkesin ailesine uzun ömürler nasip etsin. Şimdi bir hayat, kendi hayatı ne istiyorsa öyle yaşayabilir. Haberi de Elis Sakuçoğlu'nun kardeşinin cinsiyet değiştirdiği haberleriyle geldi. Biliyorsunuz daha önce de Rüzgar Poyraz diye isim geldi. Rüzgar Alkoşlar. Rüzgar Alkoşlar. Onun eski ismi neydi? Alkoşlar. Neydi? Hatırlayamıyorum. O kadar unuttuk. Nil miydi? Nil Erkoçlar. O da ani bir kararla böyle bir şey yaptı ve de dünya evine girdi, evlendi. Pek çok adamın çok böyle elinden. Zaten kız geldi, çok güzeldi. Hatırlıyor musun, bir reklamda evet, oynuyordu. Evet. Erkek ağabeyi de çok karizma oldu ya. Tabii. Evet. Bu da Eliz'in kardeşiymiş. O da böyle bir ani. Ben o bayanla tanıştım. Yani bayan olduğu zaman tanışmıştım, bir gün yanımıza gelmişti. Bilmiyorum. Hayır. Eliz'in şeyiyle, kardeşiyle tanışmıştım. Zaten o zaman da maskülendi hareketleri. Evet. Ben anlamıştım, söylemişlerdi zaten. Böyle bir karar olmuş. Tabii ki hayat onun hayatı. Saygı duyuyorum. Saygı duymak gerekiyor. Yani. Bir de mesela şimdi burada Rüzgar gibi bir... böyle sevdiği kızı aldı, ne mutlu güzel. Mesut Eşür. Pek çok adama da böyle örnek olması kapak gereken oldu. Bir kapak olsun durumu da vardı. Aynen. O aynen, da onu takdir ettim. Evet, onların tercihleri saygı duyuyoruz. Peki Eliz'in söylediğine ne diyorsunuz? Demiş ya işte, bence işte bir erkek beni aldatabilir. Aldatıldım da affettim. Herkes de böyle yapmalı gibi. Aman bravo, alkışlayalım o zaman Eliz'i. Alkışlayalım. Bravo canım, bravo. Böyle saçma şey bu Allah aşkına ya. Başkasına Allah gidecek Allah. Bana gelmesin abi. Canım bu işler Hülya ablamızın başının altından çıkıyor. Hülya evet. Aşar derse aman aldatsın, ben onu affederim şöyle böyle derse. Öyle de olmadı herkes mı? Herkes de çıkar öyle konuşur yani. Yıllar zaten yıllarca Kaya Çilingiroğlu'na gözüküyor. Kaya Çilingiroğlu ile yani. Alakalı. Hep o aldattı ama en son çocuğu olunca ne yaptı? Hadi dedi bay bay. O zaman da sussaydı, otursaydı. Bence aynen. Bir, ya aynen. Erkek de kadın da aldatılmayı hak etmiyor. Çok günah. Aldatan kendini aldatır. Kendini aldatır. Yani böyle olmamalı bence. Aldatan o zaman da inşallah aldatılsın yani. Aynen. Çok iyi. Kesinlikle. Affetme gibi bir şey de olmamalı. Çocuk olunca bilmiyorum şimdi yani, çocuk olunca daha mı değişiyor? Affetmek mi gerekiyor? Ben evli olmadığım için bilemiyorum ama. Yani nereye kadar ya, affedilebilir ki? Bir kere şey. Yaptıktan sonra zaten bunlar arkası gelir. Tabii.
Aynen. Bir kere bir aldatan bir daha aldatır diyorum ben. Tabii canım. Bence Allah korusun ya. Ben direkt Şirin Gayrakan'a çekebilirim. İsimleri açıklasak bombalar çıkar yani. Tabii canım. Yani neler biliyoruz neler kimler, biliyoruz ama kimler. Onun için hepsi bir böyle bize kalıyor. Bir arkadaşım söylemişti bana hiçbir şey gözüktüğü gibi değildir diye. Ben bir örnek vermiştim işte şu an ünlü birilerinden. Dedim ki ay ne kadar güzel aşkları ne kadar seviyorlar. Çünkü ikisinin röportajlarını okuyorum. İkisi ayrı ayrı ilanı aşk. Ay bir baktım meğersem 12 kişi birbirini aldatıyormuş ya. İkisi de. Tabii. Sonra bütün Türkiye'ye rezil oldular. Ay, hatta haberler çıktı. Arkadaşım bana böyle yaptı. Aa bak dedi o dedi cam dedi öyle uzaktan gözüktüğü gibi olmuyor dedi yani. Bir yakınına gitmek lazım diye düşünüyorum her şeyi. Evet, bu arada Tolga'nın da hastanelik olmuş. Ay geçmiş olsun çok. Ay, çok iyi bir insan. Dikkat etmek gerekiyor. Cidden dikkat etmek gerekiyor. Evet Tolga'nın da iş var. Hastanelik olmuş yüksek ateş şikayeti.